Pazartesi günden herkese selamlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan bugün tedavinin 3. günü. Tam 3 gün oldu. Şöyle göstereyim. Artık kahverengi leke olmaya başladı. Ama hani çok çok bariz bir şekilde belli değil. Üzerine kapatıcıyla kapatabiliyorsunuz. Çok öyle göze batan bir sıkıntı yok. Mesela cumartesi günü hafif kızarıklık vardı. Yani işlemin ertesi günü, cuma günü işlem yaptırdım. Cumartesi günü kızarıklık vardı ve dışarı çıkmamız gerekiyordu. Önce güneş kremiyle kalın bir tabaka sürdüm. Arkasından da hemen kapatıcı sürdüm. Cumartesi tüm gün boyunca dışarıdaydık mesela. Tamam gözlük falan taktım ama hani yine de öyle absürt bir görüntü olmamıştı gözümde. Ya yani insanların bakışından da anlıyorsunuz. Hani değişik bir görüntü olduğu zaman direkt hani dikkat kesiliyorlar gözünüze. Öyle bir sıkıntı olmadı benim için. Akşamdan misafirlikteydik. Gayet rahat bir şekilde hani gündüzki o kapatıcıyla akşama kadar idare ettim ve akşamdan misafirliğe gittik. Döndüğümüzde tekrar yüz yıkama jelleriyle temizledim. Bu iyileştirici krem söylemiştim. Keramisin var demiştim. Onu kullandım. 2 gündür akşamları onu kullanıyorum. Şey, 2 gün değil. Cuma, cumartesi, pazar. 3 gündür gece teramisin sürüyorum, gündüz güneş kremi sürüyorum ve kapatıcıyla bu şekilde çok rahatsız etmeyen bir görüntü olarak günüme devam ediyorum. İnşallah geçecek. Neyse, bugün herkes evde. Kemal dün yoktu, bugün evde. Ceylin evde, dershanesi yok. Orhan deneme sınavı vardı, o muhtemelen biraz sonra gelir. O yüzden hiçbir şey yapmıyorum bugün. Herkes evde olduğu için. Şimdi Ceylin'in okul için bir sivite ihtiyacı varmış. Koyu renk bir sivit almamız gerekiyormuş. Hava da güzel. Kemal de dinleniyor. Biz Ceylin'le şöyle bir dışarı çıkıp geleceğiz. Belki mağaza turu yapabilirim. Çekersem hani güzel şeyler varsa indirimde. Onları çekerim. Onun dışında yemeğim yok. Vallahi ne yapacağım inanın hiç bilmiyorum. Orhan çıtır tavuk istemişti. Onu mu yapsam? Bu sefer de kaç gündür kuru kuru yiyoruz. Hani bir sulu bir yemek de istiyorum açıkçası. Şöyle ekmeğimi mandırıp yiyeceğim bir yemek de istiyorum. Artık ona tavuk yaparım, kendimize başka bir şey mi yaparım bilmiyorum. Şimdi şuraları bir toparlayayım. Kahve falan içtik. Şu kahve fincanları makineye koyuyor. Sonra çıkalım dışarıya. Bak burada sıvıklar. Aslında bu çok güzel de. Okulda yiyilmez tabii ki. Aa, değil mi? Fiyatı da uygunmuş. Bu çok güzelmiş. Peki. Şöyle krem var. Ceylin senin sivitinden bu. Ne kadara düşmüş? Bak bu da benimkisinin uzunu. Bu daha sert. 500 lira. Biz eve geldik arkadaşlar. Hemen yemeğe giriştim. Bizimkiler evde biliyorsunuz acıktık diyorlar. Şöyle hemen tavuklarımı ufak ufak doğrayıp soteledim. Patateslerimi, havuçlarımı, kapya ve yeşil biberimi kızarttım. Üzerine ekledim. Burada da salçalı ve domates soslu bir sos hazırlıyorum. İçerisine sarımsak ekledim. Pul biber, karabiber ekledim. Tuz attım. Böyle sosunu hazırlayıp onu da yemeğimin üzerine ekleyeceğim. Bilmiyorum. Değişik bir şey oldu bakalım. Bezelye de eklesem mi diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Yanına pilavımız var. Pilav yapacağım. Onun dışında bir de mantar soteleyeceğim. Onu da yoğurtlayacağız böyle. Sosum pişti. Kaynadı yani. Şöyle. Hemen ekleyeyim.
Böyle fırınımı ayarlayayım. Şöyle alt üstte mi ayarlayayım? Yemeklerim hazır. Çorbam, pilavım, yemeğim de çıktı fırından. Üzerine pul biberli tereyağı yaptım. Burayı hiç görmeyin. Mantarım da hazır. Oh. Evet, yemeklerim bu şekilde. Siz benim kızımı gördünüz mü? Elimize alıştı. Kendisini öptürüyor. Değil mi aşkım? Minik kuş. Saat 10:30. Yeme erken yedik. Bizimkiler yatmadan önce acıkır, biliyorum. O yüzden hem yatmadan yesinler diye hem de sabah kahvaltı yesinler diye şöyle börek yaptım. Baklavalık yufka almıştım ya geçen gün tatlı yapmak için. Ondan kalmıştı. Yarım paketinden fazlası duruyordu. Onu kullandım. Hemen peynirli bir börek yaptım. Fırında şimdi onu bekliyorum. Mutfağı da çok dağıttım. Şimdi buranın toplanması da var. Çıkardım kendi kendime. Aslında gündüzden benim niyetim annemin gönderdiği yapraklardan sarmaktı. Kemal de evde bugün. O da bana biraz yardım eder dedim. Niyetim o yöndeydi. Çay içtikten sonra kalktım bir hışımla yapayım diye ama mutfağa gelince vazgeçtim. İşçi diye bilince vazgeçtim yani. Bunu artık dedim başka bir zaman yapayım. Böreği hemen verdim fırına. Makyajım da akmış. Şimdi şuraları bir toparlayayım ben. Salı günden selamlar. Dün en son böreği fırına vermiştik. Çıkar çıkmaz yediler, sabah da yediler, kalan börekten geriye kalan bunlar. 4 parça börek kaldı. Şimdi Ceylin okuldan geldikten sonra da yedi. Orhan da geldi, ona da çorba ısıtıyorum burada. Şimdi, bugün tedavimizin 4. günü. Yani cumartesi cuma günü saymazsak, cumartesi, pazar, pazartesi, salı 4 gün. Bakın kahverengi kabuklar tamamen döküldü bu sabah. Akşam iyileştirici kremi sürüyorum, teramisini. O muhtemelen yani ıslak tutuyor orayı. Kabuğun yumuşamasını sağlıyor. Sabah da yüzümü yıkarken o kahverengi kabuklar kendi kendine döküldü. Şu anda tamamen o sıkıntılı görüntüden kurtulduk yani. Tamamen iyileşti. 4 günde iyileşti yani. Gün 4. günden de bir bilgilendirme yaptığımıza göre da etkisini gösterecek inşallah. Pınar aramıştı dün sana kahveye geleceğim diye. O gelir muhtemelen birazdan. Ben hemen Orhan'ın çorbasını koyayım yesin. Sonra da mutfağı toplayayım. Pınar da gelir o sırada. Şimdi Ceylin'le beraber yemek yiyeceğiz. Dünden kalan yemeklerimi ısıtıyorum. Onları yiyeceğiz. Onun dışında Pınar gelirken şöyle bir çorba getirmiş. Soğuk çorba yapmış. Nohut da var sanırım. Bakayım. Şöyle içerisinde yarma var. Nohutlu, yarmalı çorba. Biz buna düğün çorbası deriz. Sıcak da yaparız, soğuk da yaparız. Soğuğunu genelde ben yazın yapıyorum. Pek öğün olarak bile tüketiyorum bazen. Şimdi bunu da koyacağım. Ceylin sever yoğurt çorbasını. Bunu da koyayım. Ceylin'le beraber yemeğimizi yiyelim bakalım. Yine mutfaktan karşınıza geldim. Saatlerimiz şu anda 9:30'a doğru geliyor. Dün değil önceki gün bir muhallebi tatlısı yapmıştım. Hatta bugün Pınar geldiğinde de ona da ikram ettim. Çektim mi çekmedim mi vallahi bilmiyorum. Ona da ikram ettim bugün. Ve bitti tatlı. Ceylin tekrar istedi. Tekrar yapacağım. Bu sefer beraber yapalım istedim. Kadayıflı muhallebi, çıtır kadayıflı muhallebi.
Hafta sonu cumartesi günü bir arkadaşa gittik lojmanlarda. Hemşerimiz daha önce de bahsetmiştim. Onlar davet etmişti, onlara gitmiştik. Gittiğimiz arkadaş da yapmıştı ikramlık. Zaten o kadar fazla ikramlık yapmış ki ayva tatlısı bile yapmış. Hatta çektim. O ikramlıkları da görürsünüz. O borcamda yapmış. Ben kuplarda yaptım. O da bereketliymiş ki. Yani yapıyorum yapıyorum bitmiyor. Hala şu kadarcık var. Şimdi bunun şöyle bir avuç şu kadarını falan kavuracağız beraber. Ondan sonra tatlımızı yapmaya geçeceğiz. Arkadaş diyor ki gel seni lojmanlara taşıyalım. Dedim ki ben lojmanda oturmak isteseydim zaten otururdum. Lojman isteseydik büyük ihtimal çıkardı zaten. Ama lojmanlar çok çok uzakta. Edremit'te merkezi uzak. Lojmanların bulunduğu yer çok yüksek. Ve soğuk. Kışın servis çıkmıyor falan dediler karlarda. Bunların hepsini göz önünde bulundurunca da lojmanları tercih etmemiştik. Edirne'de de lojmanda oturdum ben zaten. Hani yeteri kadar lojmanda oturdum. Biraz daha merkezde oturmayı tercih ettim. O yüzden burada iyiyim yani. Dedim sizi biz merkeze taşıyalım. Hadi bakalım. Tatlımızı yapmaya geçelim. Pınar geldi. O çay içmiyor. Kahvaltıda dahi çay içmiyormuş. Börek vardı. Muhallebi vardı tatlı. Onlardan ikram ettim. Öyle iyi mi? Evet. İyi. Onun dışında kahveydi, sodaydı derken işte öyle bir iki saat sohbet muhabbet ettik. Bitti. Ceylin'in akşam yemeğimizi yedik. Sonra Kemal ile Orhan geldiler. Geç geldiler onlar. Karınları tok geldi yani. Şimdi çayımızı içtik. Şu tatlıyı yapayım. Ceylin Hanım'ın isteği olsun, yerine gelsin. Muhallebimiz, klasik muhallebi yapıyorum burada. Süt, un, şeker. İnmesine yakın tereyağı ve vanilya ekleyeceğim. Belki hani daha sonra şey de ekleyebilirim. Dünkü yaptığıma krem şanti eklememiştim ama belki bugünkünü ekleyebilirim. Şimdi burada da şöyle böldüğüm tereyağlardan burası ne kadar gelir? 50 gram gelmez daha belki. Tereyağı ekledim. Parçalayarak koyuyorum. Zaten kavrulurken kendi de parçalanıyoruz. Ben bu kadayıfı künefe yapmak için aldım güya ama künefeden başka her şeyi yaptım. Künefeyi yapamadım. Künefeyi yapmak için herkesin evde olması lazım. Orhan oluyor, Kemal olmuyor. Kemal oluyor, Orhan olmuyor. İkisi birden olmuyor. Yani bir türlü fırsat olmuyor. Ki bunu sıcak sıcak yememiz lazım künefeyi. Buna birazcık da şeker ekleyeceğim. Bu kadarcık kadayıfım kaldı. Bunu da artık kim bilir ne de kullanacağım. Tekrar buzluğa kaldırıyorum bunu. Bir yemek kaşığı kadar da şeker ekledim. Yanlış mı yaptım acaba? Kavurduktan sonra mı tereyağını ekleseydim? Bilemedim. Neyse kavrulsun bakalım bu. Ben de kuplarımı hazırlayayım o sırada. Şu kaşığımı da şuradan alayım. Sen onları yapabilirsin. Dikkat et kızım. Çok koyma. Suyunu. Tamam. 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 Bardak büyük değil, tadı olmuyor. Evet, kadayıflarım yeteri kadar kavruldu. O burada beklesin. Muhallebim de oldu. Bir paket krem şanti ekliyorum. Evet, sizi şöyle birazcık uzaklaştırdım. Muzsuz olur mu? Olmaz. Muz da ekleyelim. Zaten şu anda piyasadaki en ucuz meyve. Bol bol yiyelim. Sonra çıtır kadayıf. Sonra muz. Ve sonra yine muhallebi. Evet, tatlarım hazır. Bu şekilde. Şimdi bunları soğumaya bırakalım. Tatlım burada soğuya dursun.
Ben de kendime bir kahve yapayım. Beni ilk kez izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.